Yükseköğretim Kurulu üniversite sınavlarında baraj puanını 170'e düşürdü. Herkesin çalıştığının payını alması için doğru bir karar değil ya. Barajın düşmesinden dolayı herkes iş oranlarında sıkıntı çekebilir ya. İşsizlik oranı artabilir. Aynen. Ya TYT puanlarının düşürülmesi bence çok saçma oldu. Zaten ya 15-20 soruyu çözemeyen birisinin üniversitede işi yok. Ya onlar sadece böyle işsizliği ertelemek için böyle 180'den 140'a düşürüyor falan. Ki böyle hani işsizler dolaşmasın da üniversiteye girsin. Hani işsizliği erteleme kurumu oldu yani tüm üniversiteler. Onun dışında başka bir faydası yok. Bu yıl üniversite sınavında 1 milyon 38 bin kontenjan açıldığını söyleyen Eğitim Birsen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, tercihlerden sonra okulların boş kaldığı için puanların düşürüldüğünü dile getirdi. Bu yılki üniversite sınavlarına toplamda kontenjan olarak 1 milyon 38 bin civarında öğrenci kontenjan açıldı. Öğrencilerimiz sınavlardan sonra tercihlerini yaptılar. Ama burada biliyorsunuz yükseköğretim kurumları sınavlarında yeterlilik de 150 alınacak. Diğerinde ise alanda ise 180 puan alınacak ve bunun üzerinde olanlar tercih yapabileceklerdi. Bu tercihler neticesinde bazı okullarımızın boş kaldığı görüldü. Cumhurbaşkanımız ve YÖK'ümüz bu konuda bir karar vererek bu puanları 140'a yeterlilik puanı, 140'a alan yeterlilik testini ise 170 puana indirdi. Yani şimdi düşürüldüğü zaman çalışanla çalışmayanın bir farkı kalmadı yani. Hiç çalışmamış adam 10 net yapmış, 15 yapmış. Gelsin puan düşürülsün diyor. Yani bunun bir anlamı yok bence. Yani diğerlerine haksızlık oluyor. Çalışan. Bu sene için geçerli olduğu için ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sene sınav çok zor oldu ve gerçekten insanlar hani pandemi vesilesiyle de çalışamamışlardı. Bazıları barajı geçemedi. Bence bu sene için iyi oldu. Ama bu devamlı olursa bence kötü bir şey olur. İkinci ek tercihlerde 140 puanı geçenler ön lisans, 170 puanı geçenlerse lisans programı için tercih yapabileceklerini belirten Karlıer, son olarak ikinci ek yerleştirmelerin sadece bu yıl için geçerli olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız ve YÖK'ümüz bu konuda bir karar vererek bu puanları 140'a yeterlilik puanı, 140'a alan yeterlilik testini ise 170 puana indirdi. Burada yanlış anlaşılmasın. Birinci tercih yapıldıktan sonra 180, 150 ve 180 üzerindeki puan alan öğrencilerimiz ikinci ek yerleştirmeyi yaptılar. Bu tekrardan gelen yerleştirme ise ikinci ek yerleştirme. Bunun için de 140 puanı geçenler yeterlilikte, alanda da 170'i geçenler tercih yapacaklar. Biliyorsunuz 180'i geçen öğrencilerimiz bu konuda etkilenmeyecekler alan puanı ve yeterlilikte. Çünkü onların bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz hiçbir zaman ve böyle bir konuda olmayacak. Çocuklarımız ve velilerimiz bu konuda endişe etmesin diye düşünüyoruz. Birinci tercih, ikincisinde birinci ek yerleştirme. Bu ise ikinci ek yerleştirme. Bu da yeterlilikten 140 puanı geçenler, alandan da 170 puanı geçenler için açılmış bir kontenjandır. Biliyorsunuz 140 puanı geçenler ön lisansa müracaat edecekler. Diğer 170 geçenler de lisans programlarına yerleşecekler. Birçok okulumuzda, üniversitemizde boş kontenjanlar kalmıştı. Hem bunlar boş kalmayacak hem de öğrencilerin bu konuda yerleşmiş olacaklar. İkinci ek yerleştirmeler ise 2021 yıl için, yani bu yıl için geçerli. Gelecek yıl için yani süre gelen bir karar değildir. 2022'de sınava girecek bir öğrenciyim. Bu 2021 sınavında yapılan zorlu sınav, yani öğrencilerin strese girmesi bizi de kötü etkiledi. Çünkü mezuna kalanların sayısı arttı. Bu sene yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenci civarında girdiler. Ama seneye bu durum artacaktı yani bizim görüşümüz. Ama puanların düşürülmesi, yani barajın düşürülmesi, bu bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Abi kesinlikle barajın 140'a düşürülmesi bence kötü oldu. Çünkü bilgisi olmayan bir insan bile üniversiteyi bitirdiğinde KPSS'den düşük alıp ben niye atanamıyorum diye sürekli bir konu dile getirecek. Sadece bence kötü oldu yani barajın düşürülmesi.